Merhaba arkadaşlar, ismim Turan Şevk Göker. Bu videomuzda sizinle Türkiye Satranç Şampiyonası'nda oynanan Cemkan Kağan, Kıvanç Haznederoğlu maçını inceleyeceğiz. Çok güzel giden bir turnuvaydı Kıvanç abi için. Vahap Şanal maçından sonra ama tabii uzun zaman sonra bu kadar maç yapmadık. Bu performans göstermek de bence gerçekten ciddi anlamda başarı. O maçta biraz bence yorgunlukunda bir artık yavaş yavaş gündeme geldiğini düşünüyorum. Tabi değişik bir devam yolu oldu. Sicilya savunması üzerineydi. Evet sizinle beraber buna bir bakalım. E4'e C5 Sicilya savunması. At F3 D6 D4'e C D4 e. At D4 At F6 At C3 At C6. Evet bu Sicilya savunmasının klasik varyantı. Buradan sonrası Fil G5'e E6 oynanınca Richter Rauser atak dediğimiz koruma gittiler. Burada Wizard D2 ters kanatlara Rock oluyor olayı var bu açılışta arkadaşlar a6 ya da uzun rok yapıyor şimdi d hattından bir baskısı olacak ve burada h6 hamlesini tercih etti burada fil d7 de oynanabiliyor arkadaşlar böyle bir devam yolu da var ama burada h6 oynanınca fil f4 fil d7 at c6 fil c6 fil c4 evet bu konum zaten bilindik bir konumda ama burada çoğunlukla ustalar f 3 ya da vezir e1 hamlelerini tercih ediyordu. F3'ü kısaca da olsa göstermek için F3'e D5 vezir e1 e, Vezir E1'e Fil B4 A3 fil A5 fil D2 Vezir E7 E5 At D7 Şah B1 Burada fil B6 oynayınca da F4 şeklinde bir devam yolu. Buna denk ama siyahların özellikle taşları daha aktif kararı ve merkezde e4 karesini kontrol edebiliyor. Küçük de olsa bir avantajı var ama eşitte çok yakın bir konum oluyor arkadaşlar. Ama burada fil C4 bir yenilik. Gerçekten daha önceden hiç böyle bir hamle görmedik bu konumda. Burada çünkü B5 hamlesini açıkçası ilk gözümde de çarpan B5 hamlesi tabii ki. Kamaç abi de bunu yaptı. Fil B3'e Burada e, B5 yapıyorsak azınlık hücumu yapıyorsak arkadaşlar B4'ten bunu desteklememiz gerekiyor fikir olarak. E, çünkü B4'ten sonra E4 düşecek. Devamında D5 ile destekleyecek. Yani bu konum çok zor. Şimdi bir de şöyle bir seçeneği var. B4 oynadığını düşünelim. At D5. Bu atı bırakma fikri. E D5. E D5. Fil B5. Be Vezir B4 şahı merkezde ama şimdi file 7 oynarsa arkadaşlar kale h6 bir tehdit şimdi kısa rok yaptığını düşünürsek arkadaşlar kale e 7 vezir e7, Vizir e7 fil d6 şimdi vezir e2 indiğini düşünürsek fil d8 fil f8 kale f8 a4 fil d7 vezir f4 evet baktığımızda şu an siyahlar bir taş önde beyazlar da bu taşa karşılık 3 piyon önde o yüzden arkadaşlar bu konum beyazlar için kötü değil ama dikkatli oynaması lazım. Daha oyun sonundan bahsetmek erken. Çünkü taş oyununda arkadaşlar eğer taşlar aktif konuma gidip bir de organize olabilirlerse siyahlar bu konumu toparlayabilirler arkadaşlar. O yüzden bu konumda bu devam yolunda ama siyahlar ne olursa olsun bir taş öndeydi. Kovanç abinin açıkçası bu konuma gideceğini de düşünüyorduk ama burada fil b3'e Kvanç çarpıdan çok ilginç bence şüpheli bir hamle geldi. E5 hamlesi. E5'e fil g3. Fil e'den sonra baktığımız arkadaşlar şimdi kısa rok artık yapamayacak. Çünkü e, ya yapabilir aslında ama özellikle bence F4 sürüşleri biraz tehlikeli. D5 karesi zayıf. Yani D6 karesi zayıf. Yani gerek kalmış bir piyon D hattından bir baskı var. Beyazların bence konumu daha iyi ama çok da üstünlüğü yok şu an için. Vezir E2 tehdit fil E5 arkadaşlar. Aynı zamanda E4'ü koruyor. Vezir B8'e de fil E4 gidiyor. vg G5. G5 sürülünce arkadaşlar çünkü F6'ya alıp devamında D5 oturduktan sonra arkadaşlar özellikle zayıf kareden yararlanmak istiyordu beyazlar. O yüzden G5 sürdü. A5'e fil D5 güzel hamle. At D5, at D5. Şu an at gerçekten çok iyi bir karede oturuyor. Zayıf kare, çok kareyi kontrol ediyor. Şimdi H4 tehdit. E Burası artık beyazlar için e, pozisyon anlamda üstün olduğunu söyleyebilirim. B4'e H4. A4'e de vezir de. Şu an fili istiyoruz. E7'yi vuracak. D6 zayıf kalacak. Ama ne olursa olsun burada finden atı vurup vezir d5'e kısa rok devam yoluna gitmesi gerekiyordu. Hg5, fil g5, f4, ef4, fil e4. Şimdi artık burayı açıp kalenin de önünü açacağız. Vezir de buradan baskı yapacak. Yani burada beyazdan bir inisiyatifi var gibi ama vezir d8 burada tek hamle arkadaşlar. Fil g5, vezir g5, Kale H5'e de vezir D5, E de 5 şeklinde oynanabilirdi. Bura eşite çok yakın bir konum oluyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi burada fil D5'e gitmesi lazım siyahlar ama gel gelelim Kıvanç abi burada vezir B7 oynadı ve burada bir çift yani soru işareti kötü bir hamleydi arkadaşlar bu. Çünkü A7, e 7. Fi çarpı E5 vurdu. Çok güzel bir hamle. Ee, çünkü burada kale H D8 gitti ama bunu alırsa ne olur? Bir bakmak istiyorum sizinle. D E5'e vezir C5. Şah F6'ya HG5. Şimdi burada bunu alması ee, bir şey değiştirmeyecek. Çünkü Vezir D6 girecek. Vezir E5 falan. Konum da artık terke yakın. Ee, burada Şah G7 giderse Vezir E5. Şak G8'e GH6 tehdit vezir G7. Kale H7 gidince de arkadaşlar kale h sonra artık siyahların çok bir çaresi yok. Kale G3 artık mata doğru gidiyordu konum. Burada terk olmuştu. Kale HD8 oynadı o yüzden. Fil D6 yine güzel hamleydi. Ee, burada yine alamadı. Niye derseniz e, burada da kale d 6 vezir C5. Vezir D7 kale D8 fark etmez. e 5ten sonra konum terk oluyordu. Bu da Şah E8'e HG5 oynandı. Vezir B5'e. Vezir B5, Fil B5. GH6'ya F6. E7 artık tehdit. T8 vezir çıkmak. Şah F7 oynayınca da f çarpı b 4 oynandı. Baktığımızda 2 piyona e, 7 piyon, 5 piyon önde. Ve burada Kıvanç abi konumu terk etti. Evet e, gerçekten kazanabileceği bence üstün konumda kalacağı pozisyonda... E, rakibin hazırlığına doğru tepki veremedi. Bence artık biraz yorgunluk faktörü var. Çünkü gerçekten çok güçlü bir turnuva oynuyorlar. Olağanüstü oyuncular var. Türkiye'nin en iyileri orada. Bir de turlar ilerledikçe bir de uzun zamandır maç yapmamın etkisi de yavaş yavaş çıkıyordur. Ama Cem Kağan'ı da buradan gerçekten tebrik ederiz. Çok güzel bir hazırlık yapmış. Evet arkadaşlar eğer siz de videomuzu beğendiyseniz beğen atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Diğer videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.